Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün aracımızın kumandasının pilini nasıl değiştirebiliriz? Bunu göreceğiz. Ve şu susta ayarımızı nasıl yapabiliriz? Onu göreceğiz. Benim susta bu şekilde değildi. Yani bu kadar sert açılmıyordu. Takılarak, şu şekilde takılarak açılıyordu ve yavaş şey yapıyordu. Ben bunun ayarını yaptım. Şimdi tekrar bir daha sizin için göstereceğim ayar kısmının nasıl yapıldığını ve pil kısmının da nasıl açıldığını, nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Şu şekilde 2 adet CR2016 pilimiz var. Yuvarlak. Toshiba'nın pili. Bunlar yenisini takacağım. Kumandamız 2 adet pille çalışıyor. İçini açınca göreceksiniz zaten. Şimdi kumandamızı önce nasıl şu şekilde ayırabiliyoruz kumandamızı. Susta kısmını ayarlamamız için şurada bir adet küçük bir vidası var. Önce bunu açmamız gerekiyor. Daha sonra şu üst tarafından düğmesinin oradan yukarı çıkartalım. Elinizle anahtarı tutun ki anahtar atmasın. Çünkü bunu gerdirerek döndüre döndüre sıkıştırdık buraya. Şöyle yavaş yavaş açtığımızda anahtarımız bu şekilde çıkıyor. Hemen anahtarımızın şurada bir teli var. Kamerada da belli oluyor sanırım. Şuradaki tel çıkıntılı. Bu tel kumandamızın şurada gözüken girinti yerine oturuyor şu şekilde. Böyle olduğu zaman normal sadece hatta denemesini de yapalım. Direkt oturttuğumuz zaman nasıl açılıp kapandığını görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani gergin olmadığı için açılmıyor bile hatta. Biz bunu bir tık gerdirelim. Biraz önceki benim iki tık gergindi. Şimdi biz bunu pardon 3 tık gergindi. Şimdi tekrar biz bunu gerdireceğiz. Yani şöyle döndüreceğiz. 3'tü. Ben 2 yapayım. Bir bakayım. Daha sonra eğer istediğim gibi olmazsa tekrar 3'e döneceğim. 3 biraz sert duruyordu. O yüzden 2'yi deneyelim bir önce. Aşağı yukarı 2 ile 3 aynı zaten. 2 tur döndürüp yerine oturtmamız yeterli arkadaşlar. Açmışken şu tuşa da bir yağ sürebilirsiniz. Çünkü benim de o tuş takılıyordu. Biraz yağladım, düzeldi. Burada dursun. Şimdi kumandamızın pilini şu şekilde ayırdığımız zaman içindeki anakarta ulaşıyoruz zaten. Şöyle şurada bir açıklık kısmı var. Bunu düz tornavida yardımıyla arkasından itip pillerimizi düşüreceğiz. Şöyle. Düşürdüğümüzde şöyle artı kısmı üste gelecek şekilde çıkıyor arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde şöyle üst üste biniyor. Buna dikkat edin. Pilinizi nasıl çıkardığınızı unutmayın yani. Bunlar çok iyi alınıyordu. Ben yeni pillerle değişimini gerçekleştireceğim. Bu şekilde yine artı kısmını üst üste koyup şuradan içeri sıkıştıracağız.
Daha sonra yerine tekrar oturtalım. Gördüğünüz gibi gayet sustası da takılmadan güzel bir şekilde açılıyor. Şu tuşta biraz yine takıntı oluyor ama o da çok fazla problem değil. İçine WD-40 falan da sıkabilirsiniz. Onunla da biraz düzelebilir. Zamanla açılmış olmanın şeyinden dolayı. Şimdi evin içinden deneyeceğiz arkadaşlar. Alıp almadığını göstereyim ben size. Normalde almıyordu 2 gündür. Ben de pil değişimiyle bunu çözüme kavuşturacağımı düşünüyorum. Başka bir seçeneği olmadığı için. En son şu vidasını da tekrardan sıkalım yerine. Şimdi evin içinden denememizi yapalım arkadaşlar. Bakalım 2 gündür almayan yerden kumandamız alacak mı? Evet arkadaşlar, aracımız burada. Biz evin içinden deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi sinyaller çalışıyor. Kumandamızın pili de başarıyla değişti. Evet arkadaşlar, testimizi de gördünüz. Gayet başarılı şekilde uzaktan tekrar almaya başladı kumandamız. Pil değişimiz bu şekildeydi. Basit bir değişim var. Tabi her anahtar bu şekilde olmayabilir. Yani siz de anahtarınızın vidasına kısmına bularak o şekilde yapabilirsiniz. Çok basit bir şey yani. Yanlış bir şey yapma imkanınız çok zayıf. O yüzden kolaylıkla değiştirebilirsiniz pilinizi. Pilin maliyeti de bu arada iki tanesi Toshiba'nın herhangi bir ucuzluk mağazasından alabilirsiniz. Tanesi 2,5 liraydı. Bilginiz olsun. Evet, bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.